Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabında paraya kenar konusundaki 4. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum. Testi çözümlere başlayalım. ABC'de paraya kenar verilmiş. Bu açı ortay, bu da açı ortay verilmiş. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu diyebiliriz ya da Hocam buraya AABB B dersek 2 artı 2B 180'den A artı B'nin 90 olduğunu fark ederiz. Hemen buraya bir 90 derece yapıştıralım. E burada... Aslında hem aç ortaya yükseklik olduğundan x kenarı söyleyebiliriz. Ya da z'den dolayı hocam burası nokta açısı oldu deyip. E şuradaki x kenarlığı da öyle de söyleyebiliriz. A, 2 birim vermişler. Hemen şuraya 2 yazalım. A ile E, B'nin uzunluğunu 2 kök 5 olarak vermişler. Hocam o zaman burası 2 var. Pisagor bağıntısı. 2 var 2 kök 5. 2, 4, 2 kök 5. 1, 2 kök 5 üçgeninden dolayı. Burası 4 çıktı. Burası 4 çıktı. Paraya kenarının alanı nedir diye soruluyor. Gençler Şuradaki üçgenin alanını bulursak olay bitti. Sonrasını zaten hallederiz. Bu üçgenin alanı nedir? Tavanımız kaç? 8. Yüksekliğimiz kaç? 2. 8 çarpı 2 bölü 2 değil midir burası? 8 çarpı 2 bölü 2 8. Buradaki alan 8 ise bu da tüm alanın 4'te 1 olduğundan 4 çarpı 8'den cevabımız kaç yapar? 32 yapar. Ya da hemen şurada göstereyim isterseniz. Şuradaki alan 8. Alan dağıtarak da gidebiliriz. Hocam Burada kalan 8 ise çift çizdeki. diğer alan da 8'dir. Ee, 16 ise burası. Burası da 16'dır. Toplamda kalan 32 yaptı diyebiliriz. Birinci soru denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi 4 var. 4 kök var. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Hocam burada Pisagor bağıntısından burayı buluruz ama dörtgen 4 kök olmuş. Bu 30 60 90 üçgen değil mi? Evet. Yani 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattır. 30 60 90'ı yazdık. E, ee, sonra ne yapacağız? Bizden şu dik uzunluk isteniyor. O zaman bunun devamını getirelim arkadaşlar. Dik uzunluk isteniyor. Bir de alanı da vermişler bize. Tabana ait yüksek. Dolmuş oldu. E hocam burası 90 derece. 90'ın karşısı 4 kök ise 30'un karşısı kaçtır? 2 kökütür. E o zaman 60'ın karşısı kaçtır arkadaşlar? 60'ın karşısı da ne oluyor burada? Kök 3 katından dolayı 6 oluyor. Bu arada 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı da kaç yapacaktır? 2. Tabanımız 8. Yüksekliğimiz x artı 2 kök 3. 8 çarpı x artı 2 kök 3 kaça eşit olacakmış arkadaşlar? 48 köküçe eşit olacakmış. E o zaman 48 köküçe eşit olacaksa bu. Buradan 8'e bölsek bunu 6 köküç mü yaptı? X artı 2 köküç eşittir 6 köküç olduğundan. X'i buradan 4 köküç diye buluruz. Cevabımız böylelikle balık esir çıktı. ikinci soruda arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Açı ortaylar nasıl kesişiyor? Dik kesişiyor. Ve ort taban üzerinde kesişiyor da onu kullanacağız mı kullanmayacağız mı onu bilmiyoruz. Bakalım şimdi. Ee, D, e, kaç vermişler? 12 vermişler. EC'yi kaç vermişler? 16 vermişler. 12, 16 ne üçgeni? 20 üçgeni. Sonra boyalı bir üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Bak şunda da şu paralel vermiş. D'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı. Aslında arkadaşlar böyle şey yapabiliriz. Bu üçgenin alanı için ne yapmamız lazım bizim? Tabanına ait yüksekliği bulmamız lazım. Hop tabana ait yükseklik çizecek olursak burada. Hocam burada alfabetaya dalacağız o zaman tabanı da burada iki eş parçaya bölmüş oldu. Şunlara alfa alfa bunları da beta beta dersem e, çizgi açısı beta oldu. E, burası da alfa şu üçgenle şuradaki üçgenle oldu benzer oldu. Şuraya bakacak olursak alfanın karşısı 8 iken alfanın karşısı 16 bir e 2 oran var. O zaman burada betanın karşısı 12 iken betanın karşısı 6 mı yapar? Evet. Üçgenin alanı kaç yapacaktır o zaman? 16 tabanına ait yükseklik 6 olduğundan 16 çarpı 6 bölü 2'den cevabımız 48'e eşit olacaktır. Üçüncü soru Edremit oldu. Geldik 4'e. Yukarıdaki verilen düzlemsel şekilde F noktası AD, AD ve BE doğrularının kesim noktasıdır. Evet. Nerelerin? AD ve BE'nin. AD ve BE'nin. Yani şunlar doğrusal diyor arkadaşlar bize. Şimdi ABED dörtgenin alanı. ABED dörtgenin alanını vermişler bize. Şu dörtgenin alanını şöyle belirteyim arkadaşlar. Ve buradaki dörtgenin alanını kaç vermişler? 14 vermişler. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bir de burada oran da verilmiş arkadaşlar. Burası 2K, burası 3K verilmiş. DE uzunluğu 2K, EC uzunluğu 3K olarak verilmiş. Arkadaşlar 2'ye 3 olan var. O zaman burada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? 2'ye 3. O zaman 2A ise burası 3A'dır. Burası 2B ise burası 3B midir arkadaşlar? Evet. 3A iken burası da 3A mı? Aynen öyle. Şuradaki alanı da bize 14 vermişler. E, burada bir benzerlik alan ilişkisi yapalım. 2 bölü 5'in karesi nedir? 4 bölü 25. O zaman burası 4A ise tamamı 25A olacak. Değil mi? EC ve DED. Evet EC ve de oran verilmiş. Oranlamaları doğru yazdık. E, tam sayı çıkmadığı için biraz sıkıntı yaşadım burada. E, 4A iken burası tamamı 25A olacak. Burası 21A yapacak. Yani 21A eşittir 14 ise A buradan 14 bölü 21 çıktı. 7'ye bölsen 2, 7'ye bölsen 3. Bu arada 2K'da kalan 2A ise 4A ise 3K'da kalan da 6A mı yapar? Bizden de 6A isteniyor. 6 çarpı 2 bölü 3'ten 12 bölü 3'ten cevabımız böylelikle 4 çıkar. Dördüncü soru balık kesir oldu. Geldik beşinci soruya. Arkadaşlar 20'ye 30 birer kenarları ortak olan paraya kenarlarda da alan dağıtım yapabiliriz. Birer kenarları ortak olduğu için hocam burası 2K burası 3K diyebilir miyiz? Evet. E hocam 2K'ya 3K ise burası da 2K burası da 3K. 3K'da kalan 60 ise burada da alan dağıtabiliriz. 20 katı 20 katı burası da 40 yaptı. A 40'a 40 ise şuradaki alanlar da bir, birbirine eşitse tabanlar da birbirine eşittir diyebiliriz. E o zaman burası çift çizdeki 20 ise çift çizdeki buradaki alanda 20 diyebilir miyiz? Evet. Boyalı bölgeden ne kadar fazladır diye soruluyor arkadaşlar. Mavi kırmızıdan ne kadar fazladır diye soruluyor. Yani 40 20'den cevabımız böylelikle 20 çıkar. Beşinci soru akçay oldu. Geldik 6. soruya. Oran verilmiş hemen buraya 4K yazalım. Buraya bir 3K yazalım. BC uzunluğu 3K. AB uzunluğu 4K yazdık arkadaşlar. Ali Bey uzunluğu 4K olunca. AB. Pardon. AB ve BC'de. Evet doğru. Burası da 4K verilmiş. İlginç. E. Hocam 3K iken burası da 3K mı? Evet. Açı ortaylığı kullanalım. Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı. Çizgiye çizgi. 3K ise burası da 3K mı oldu? Buraya da K mı kaldı? Aynen öyle. Yukarısı da 4K mı? Şurada bir kelebek var mı arkadaşlar? Var. E artık oranlamaları yazarsak olay bitti. 4'e 3 oran var. Hocam 4A iken 3A burası. 4B iken burası da 3B diyebiliriz. Alanlar oranı isteniyor. Arkadaşlar kelebekte paraya kenarda ya da yamukta. Kelebek gördüğüm zaman direkt benzerlik alan ikisinden giderim ki Rasyonel sayılarla uğraşmayayım. 16 bölü 9. Yani burada kalan 16 A ise burada kalan 9 A yapacaktır. 4 B'de kalan 16 A ise 4 katı 4 katı. Burası da 12 A yapacaktır. E şimdi şu alanı bulacağım. Dikkat ederseniz yarısı 28 A. Diğer yarısı da 28 A olacağından dolayı. Buraya o zaman ne kaldı arkadaşlar? 28 yapması için 19 A mı kaldı? Evet. Tekrar söylüyorum bakın. Burası 16 12 daha 28 A. Şu yarısı 28A diğer yarısı da 28A olacağından dolayı 9'u buradaysa buraya da 19A kaldı. Şimdi bana buradaki oran isteniyor. AFD 12A bölü 19A isteniyor. Cevabımız böylelikle Akçay yaptı. Tabi burada alan şöyle çizgi çizerek de alanda atarak da sonuca da ulaşabilirdiniz arkadaşlar. 6. soru Akçay oldu. Geldik 7. soruya. Şimdi eşitlikler verilmiş bir de oranlamalar verilmiş. Burası A iken burası 2A verilmiş. Evet NA uzunluğu A iken burası daha bu arada BL uzunluğu 2a. BL uzunluğu 2a. Burası B iken Alikara uzunluğu da 2b verilmiş. Yani DM uzunluğu B iken bu, bu arada burası da B. Alikara uzunluğu da neresi? Ee, AK uzunluğu da burası burası da 2b olarak verilmiş. 3B iken 3B olacak, 2B oldu burası. 3A iken 3A olacak, 2A oldu burası. Şimdi boyalı AKN üçgeni paraüçgenlerinin alanının oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar, paraüçgenlerin köşelerine ait üçgenler gördüğümüz zaman katsayılar çarpımıyla üçgenlerin alanları doğru orantılı diye söylemiştik. Katsayılar çarpımı 1 kere 2 2. 2A bura kısmı. Burası da 2A. 2 kere 1 2. Burası da 2A yaptı. Ee, burası da 2A mı yaptı? Evet. Peki paraya kenarının alanı ne olacak arkadaşlar? Arkadaşım burası 3A. Burası 3B olduğundan paraya kenarda 2 tane üçgen olduğundan dolayı katsayılar çarpımının dikkat kat demiştik. Ya da 3 kere 3 hocam şu açıya ait. Burası 9A diyebiliriz. E ee, burası da 9A tüm alanda kaç A yaptı? 18 A yaptı. Hatta biz ortadaki alanı da bulabiliriz. 2, 4, 6, 8'i burada. Buraya da 10 A kaldı diyebiliriz. Ama bana tüm alan isteniyor. AKN üçgenin alanının 2 A'nın 18 A'ya oranı isteniyor. Cevabımız böylelikle 1 bölü 9 çıkar arkadaşlar. 7. soru Cihan oldu. Geldik 8'e. Şimdi paraya kenar olarak verilmiş arkadaşlar. Z'den dolayı bir kere açı ortaylar nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Burada da 6 verilmiş. 6 iken burası da 6. Z'den dolayı çizgi açısı olduğundan çizgiye çizgi x kenar çıktı. 6 yaptı. Z'den dolayı nokta açısı olduğundan noktaya nokta x kenardan burası da 6 oldu. Dolayısıyla burası 12 mi oldu? Evet. Şimdi bizden alan isteniyor. Gençler şu üçgenin alanını bulabilirim ben. Çünkü niye? Tabanına ait yükseklik var. E bu üçgenin alanı zaten A iken tüm paraya kenarının alanı nedir arkadaşlar? 2A'ya eşittir. E ben burada A alanını bulabilirim. A alanı niye eşit? 12 çarpı 3 kök 3 bölü 2'ye eşit. O da 18 kök 3'e eşit oldu. Bizden ne isteniyor? 2A isteniyor. 18 kök 3 ile 2'nin çarpımı isteniyor. Yani 36 kök 3 yapar. Cevabımız arkadaşlar. Cevap 36 kök 3 yani C han oldu 8. soruda. Geldik 9. soruda. Şekildeki süsleme ABCD paraya kenarının AD boyunca yansıtılıp bunu böyle yansıtmışım. ABCD'yi yansıtmışım böyle. Sonra şeklin 90 derece döndürülmesiyle bu şekil oluşmuş. Şimdi arkadaşlar bu yansıttığın zaman buradaki dar açıyla buradaki dar açı aynı mı? Aynı. Buraya alfa alfa dersem burası 2 alfa iken sen bunu 90 derece döndürdün. Gerçi şu 90 derece dönünce buraya geldi. Direkt buraya 90 derece diyebiliriz aslında ama neyse ben şuradan yapayım. Hocam burası 2 alfa iken burası da 2 alfa burası da 2 alfa burası da 2 alfa. Yani toplamda 2 4 6 8 alfa eşittir. 360 oldu. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 45 derece buluruz. Şimdi bize adam EP'yi vermiş. EP. O EP burası. Şimdi 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 şimdi. Bu 45'i bulduk mu arkadaşlar? Biz bulduk. Evet burada kaç? 45 burada kaç? 135. Sonra hocam burası da 135. Burası kaç yaptı? 90 yaptı. Hatta burası da 135. Burası da 135. Burası da 90 mı yaptı? Evet. E 45-45 burası 90 mı yaptı arkadaşlar? Evet. Şunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı paraya kenarlarının kısa kenarları. E hocam sen bunu böyle birleştirdiğin zaman e, dik üçgenden 45 derece oldu. 135 ile 45 180'e tamamladığından bu doğrusal. Aynı şekilde burası da doğrusal oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi EP uzunluğu şurası 28. Fatma Kara uzunluğunu da vermiş bize. Fatma Kara FK. F neresi? Sanırım şurası FK uzunluğu da şu kısa kenar olduğu için paralel kenarın kısa kenarı olduğu için 8 kökki verdiğinden burası da 4 kökki yani burası da 4 kökki. Ya gözükmüyor ama dikkat edin arkadaşlar. 4 kökki 4 kökki kök katından dolayı burası 8'dir. Burası uzun kenar burası da uzun kenar. 2A artı 8 eşittir kaç verilmiş? 28 verilmiş. 2A buradan 20 yapar. A'yı da buradan kaç buluruz? 10 buluruz. Evet A 10. Yani bir paralel kenardaki açımız 45 derece. Ee, kısa kenarı 4 kök 2 bulduk. Uzun kenarı da 10 bulduk. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Alan isteniyor galiba. Evet. Şuradan çizeriz bir 90 derece. Burası 4 kök 2 ise 45 45 90 üçgeninden yüksekliğimiz 4 çıkar. Alan da 10 çarpı 4 çıkar. Yani 40'a eşit olur arkadaşlar. Kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam. 28 EP. Ama şeklin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Biz nereye 40 bulduk? Bir tanesini bulduk. Bundan kaç tane var arkadaşlar? 2, 4, 6, 8 tane var. E, tüm alan neye eşit olacaktır? Tüm alan neye eşit olacaktır? 8 tane 40'a eşit olacağından 320'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Bir ara afalladım soru yanlış çıktı diye. Yanlış çözüm diye ama doğru yoldaymışım. Soruyu her zaman okumak lazım. Biliyorsunuz arkadaşlar bizden şeklin alanı isteniyor. 8 tane para kenarın alanı istendiğinden cevabımız böylelikle akçay oldu. Geldik 10. soruya. ABCD paralelkenarın iç bölgesinde bir P noktası belirlenip hemen iç bölgesinde bir P noktası belirleyelim arkadaşlar şöyle. ABCD paralelkenarında yazalım. A, B, C ve D'yi yazdık. İç bölgesinde bir P noktası belirlenip diyor. Sonra paralelkenarın köşelerinde doğru parçalarıyla birleştiriliyor. Evet şöyle doğru parçalarıyla birleştirdik arkadaşlar. Tamam. Şurası da P noktası olduğunu da unutmayalım. Sonra başkana verilmiş ABP. Yani şuradaki üçgenle Nerede ki üçgen? E, ABP'nin alanıyla ADP'nin alanı sırasıyla 20. Evet burayı 20 vermişler. E, ADP'yi de kaç vermişler? 12 olarak vermişler. ABCD paraya kenarının alanı. PCD üçgenin alanının kaç katıymış arkadaşlar? 6 katıymış. Yani ben şu alana arkadaşlar A alanı diyecek olursam tüm alan kaç A olacakmış? 6 A olacakmış. Peki gençler paraya kenarda şu karşıtlı alanlar toplamı neydi? Tüm alanın yarısı oluyordu değil mi arkadaşlar? Ve şu karşıtlı alanlar toplamları birbirine eşit oluyordu. Şuraya da bir x alanı diyecek olursam. E, önce yarısını kullanayım isterseniz. A artı 20 neye eşittir? 6A'nın yarısına eşit olacaktır. O zaman A artı 20 eşittir. 3A olduğundan 2A eşittir. 20 olduğundan A'yı da buradan kaç buluruz? 10 buluruz. Hocam A 10 çıktı. E şimdi karşısına alanlar toplamları birbirine eşit. Çünkü paraya kenar alanın yarısı hem 20 artı 10'a eşit hem de 12 artı x'e eşit. Buradan da 20 artı 10 mu? Evet niye 30 yazdım ben bunu? Heh. Hem 20 artı 10'a eşit hem de 12 artı x'e eşit. Çünkü karşısına alanlar toplamları birbirine eşitti. Buradan 30 yaptı burası. 30'dan da 12 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 18 kalıyor. Yani x alanını böylelikle 18 buluruz. Dolayısıyla 10. sorunun cevabı Ceyhan çıkar geldik 11. soruya. 45 derece verilmiş. Öncelikle şu katlamayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Eski haline geri getiriyoruz. Şimdi dikkat edin. Bu 45 derece. 45 derece katladığımızda üstte verilen açılar birbirine eşit oluyor muydu? Evet. A 90 derece oldu burası. Burası 90sa Z'den dolayı burası da 90 derece. Hatta burası da 90, burası da 90 yaptım arkadaşlar. Yaptı. E o zaman 30 60 90 üçgeni çıktı burada. Sonra sen bu katlamayı yaptın ya şöyle. Bunu böyle katladın. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan dolayı. Burası 60 ise burada karşı da 60 derece olur mu? Olur. Ters, e, Karşılıklı açılar birbirine eşit olduğundan burası da 60 burası da 30 mu oldu? Evet. 30'un karşısı 6 ise 60'ı karşısı 6 köküçtür. E 45 90 burası da 45 üçgen oldu. Burası da 6 köküç oldu. 60'ı karşısı 6 köküçse 30'un karşısı nedir? Yarı, e, köküçe bölünmüş halidir. 6'dır. ECB üçgenin alanı isteniyor bizden. Yani şu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Bu üçgenin alanı 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'ye eşittir. Yani bu da 18 kök 3 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla 11. sorunun cevabı böylelikle Edremit yaptı arkadaşım. Evet böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5. testin çözümünde 5. testte nereye geçiyoruz? Eşkenar 4 kere geçiyoruz. 5. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.